Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sevgi dolu ifadeleriyle tanınan tank palet fabrikası tartışmalarının odağındaki isim Ethem Sancak, Nisan ayında AK Parti'den istifa etmişti. İş adamı Sancak'ın yeni adresi belli oldu. Vatan Partisi'ne katıldı. Mazlum halkın mücadelesine nasıl endürlük ettiğini gördüm. Gördükçe de aşık oldum. Ben de ona diyorum ki annem, babam, ben ve çocuklarım sana kurban olsun. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bağlılığını, mücadelesini gördükçe aşık oldum. Çocuklarım ona kurban olsun sözleriyle dile getiren Ethem Sancak, Vatan Partisi'ne katıldı. Tank palet fabrikası tartışmalarının odağındaydı. Bir konferansta AK Parti iktidarı Amerika getirdi dediği iddia edilmişti. Disipline sevk edildikten sonra AK Parti ile yollarını ayırdı. İstifasının üzerinden 4 ay geçti. Gençlik yıllarında da içinde bulunduğu harekete döndü. Artık Vatan Partisi'nde. Ben AK Parti'ye katılmadan önce de zengin ve ünlü bir adamdım. AK Parti'ye katıldıktan sonra yoksullaştım. Katıldığım en önemli ihale BMC'nin ihalesiydi. Ben de onların beklentisinin üstünde 100 milyon daha fazla vererek ihaleyi aldım. Vatan Partisi'ne katılım töreninde en önemli ihalemdi diye anlattığı şirketin %49 hissesini 350 milyon dolara Katarlara satmıştı Ethem Sancak. Yarısını Katarlara sattım. 700 milyon liraya almıştım. 350 milyona yarısını sattım onlara. Sonra da Nisan 2018'de Ethem Sancak Altay tankı ihalesini aldı. 2019'da Sakarya'daki tank palet fabrikasını 50 milyon dolar yatırım şartıyla 25 yıllığına Katar ortaklığına devretti. Devir çok tartışıldı. Cumhurbaşkanı dedi ki çocuklar sizin göreviniz bitti. Devredin hisseleri, emriniz başımızın üstüne dedik. Bu tank palet fabrikası satılmamıştır. 25 yıllığına tahsis edilmiştir. 25 yıllığına bedava peşkeş çekmek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve tarihine ihanettir. Nokta. Yatırım matırım yok. Fabrika sökülüyor. Ortada şu anda hiçbir tank yokmuş hala. Yapıyorlardı ben bıraktığımda. Yapmanın eşiğindeydik. Sonra ne yaptılar bilmiyorum. Nisan ayındaysa Ethem Sancak'ın üniversite konferansında AK Parti'nin Amerika'nın desteğiyle iktidara geldiğini söylediği iddia edildi. Ardından eski AK Parti MKYK üyesi Sancak kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi. Şeyiz cumhurbaşkanımız AK Parti'yi Amerika kurdu. Benim öyle bir lafım yok. Bende kaset duruyor. Günü gelince yayılırım. Ama tanıdıktan sonra gördüm ki böyle bir ilahi aşk iki erkek arasında da olabiliyor. AK Parti'den istifa eden Ethem Sancak 4 ayın sonunda Vatan Partisi'ne katıldı. Eski partisini ekonomi üzerinden eleştirdi. Ama bugünkü yönetim değil, AK Parti'de görev almış eski isimler üzerinden. Üretim, istihdam ve adil bölüşüm. Ekonomide bu programa hızla dönemedi AK Parti. Çünkü kötü bir programı uygulamaktan geliyor. İşte o Ali Babacanların, Davutoğulların falan uyguladıkları programlar bunlar. Vatan Partisi'nin elinde bunun reçetesi var.